Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Sallu ala rasulina Muhammed. Sallu ala tabibi kulubina Muhammed. Sallu ala şefii zunubina Muhammed. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Subhaneke la fahme lena illa ma fahamtena inneke entel cevvadul kerim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri. Vahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Değerli dostlar, bizleri insan olarak yaratan, akıl ve şuur sahibi varlıklar olarak halk eyleyen Rabbimize hamdü senalar olsun, şükürler olsun. Bizleri son din olan İslam dini ile müşerref kılan ve son peygamber Hatemul Enbiya, sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme ümmet olma şerefini bizlere bahşeyleyen Rabbimize hamdü senalar olsun, şükürler olsun. Bir önceki dersimizde Allah Celle Celaluhu'nun rahmetinden, merhametinden bahsetmiştik. Rabbimizin ikramı, Rabbimizin lütfu olan Ramazan ayının nasıl bir merhamet kaynağı olduğunu, Allah Celle Celaluhu'nun rahmetinin, merhametinin bu ay vesilesi ile üzerimize sağanak sağanak yağdığını ifade etmeye çalışmıştık. Bugün de inşallah Ramazan ayının öneminden bahsetmeye çalışacağız. Değerli dostlar, Ramazan kelime manası itibari ile güz döneminde yağan yağmura denir. Nasıl ki yaz döneminde dünya toza bulanır ve o güz dönemindeki yağmurların yağışı ile dünya yıkanır, tertemiz hale gelir. İşte Ramazan da geçmiş bir senenin muhasebesini, murakabesini yapan insan, mümin, içinde bulunduğu Ramazan ayı sebebi, vesilesi ile Allah Celle Celaluhu'nun rahmetine kavuşur. Rabbimizin merhametiyle buluşur. Allah Celle Celaluhu'nun mağfiretine ulaşır. Değerli dostlar, Ramazan Allah Celle Celaluhu'nun rızasını kazanma kuşağıdır insanın hayatında. Öyle ki şu Ramazan içerisinde yaptığımız her ibadet sebebi ile vesilesi ile Rabbimizin ikramına kavuşuruz. Onun lütfuna erişiriz. Oruç tutmak sureti ile Allah Celle Celaluhu'nun emrini ifa ederiz. Teravih namazlarını ikame etmek sureti ile nafile olarak Rabbimizin bir adım daha ona yaklaşmak sureti ile onun da bize koşa koşa gelmesine sebep oluruz, vesile oluruz. Bununla beraber Ramazan içerisinde ifa edilen her öğe, sadakalar, fıtırlar, infaklar, ikramlar, izzetler, bütün bunlar Allah Celle Celaluhu'nun rızasını kazanmaya, Rabbimizin mağfiretine kavuşmaya bir sebeptir, bir vesiledir bizler için,
değerli dostlar. Ondan dolayı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şeriflerinde şu Ramazan ayının kadrini, kıymetini bizlere şöyle ifade ederler. Lev alimel ibadu, kullar bilseydi ma fi ramadane, şu Ramazan ayının kadrini, kıymetini, önemini anlasaydılar, bilseydiler, letemennet ümmeti, ümmetim şunu temenni edecekti, şunu arzu edecekti Allah Celle Celaluhu'dan, en yekûne ramadânu es-senete kullehâ, Ramazan ayının bütün bir sene boyunca yaşanmasını, bu Ramazan ayındaki bu duygunun, bu düşüncenin bir sene boyunca yaşanmasını Allah Celle Celaluhu'dan isteyecekler, ondan temenni edeceklerdi buyuruyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Değerli dostlar, Ramazan ayı Kur'an ayıdır bir açıdan. Çünkü biz biliyoruz ki Cebrail aleyhisselam her Ramazan ayı olduğu zaman o ana kadar indirilen Kur'an-ı Kerim'i Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ile karşılıklı olarak okurlar, mütalaa ederlerdi. Ve son Ramazan'da da bütün Kur'an-ı Kerim'i mukabele etmişlerdir. Ve bizler de Ramazan geleneği olarak Cebrail aleyhisselam ile sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin bu sünneti seniyyesine yapışıyor. Ramazan ayında Kur'an-ı Kerim'i kıraat etmekle, onu okumakla, onu anlamaya çalışmakla, tedebbür etmekle, tezekkür etmekle Ramazan'dan en güzel şekilde istifade etmeye, faydalanmaya çalışıyoruz değerli dostlar. Kur'an-ı Kerim kendisini bize şöyle tavsif eder, şöyle anlatır. Ya eyyühennâs, ey insanoğlu, kad câetkum, size geldi mev'izatun, öğüt verici şu Kur'an-ı Kerim size geldi. Min rabbikum, Rabbinizden, ve şifâin limâ fissudûr, ve kalplere şifa veren, kalpleri şifalandıran şu Kur'an-ı Kerim size geldi. Ve huden ve rahmeten lil müminin, ve müminler içinde rahmet kaynağı, müminler içinde merhamet ve mağfiret kaynağı olduğunu Kur'an-ı Kerim bizlere haber vermekte değerli dostlar. İşte bu açıdan da Ramazan ayı bizler için Kerim olan kitabımızı elimize alacağımız, onu okuyacağımız, onu anlamaya çalışacağımız, en azından günde okuyabildiğimiz kadar, belki bir cüz, belki yarım cüz, belki beş sayfa, belki bir sayfa dahi olsa onu okumak sureti ile hem ibadet sevabını kazanacağımız, hem de doğru yolu bizlere gösteren şu Kur'an-ı Kerim'den istifade edeceğimiz, faydalanacağımız bir ay olmalıdır değerli dostlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an-ı Kerim'in okumanın ibadet olduğuyla alakalı ve Kur'an-ı Kerim okunduğu zaman Allah Celle Celaluhu'nun okuyan kişiye ne büyük ecirlerle karşılayacağı ile alakalı birçok hadisi şerifleri bizlere haber vermekte değerli dostlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmakta: "Men kara harfen min kitabillahi
فَلَهُ حَسَنَةٌ Kim ki şu Allah'ın kitabında bir harf okusa ona bir ecir, bir hasene, bir mükafat vardır. بِعَشْرِ اَمْثَالِهَا Birden ona kadar ikram ile, mükafat ile Allah Celle Celaluhu o Kur'an-ı Kerim'i okuyan kimseye ikramda, lütufta bulunur değerli dostlar. Elif, la, mimi örnek veriyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Elif, la, mim huruf-u mukatta'dandır. Birçok sure-i celilenin başında geçmektedir. İşte onu okuyan kimse bir harfi okumuş olmaz. Elif bir harftir, lam bir harftir ve mim bir harftir. Her harfe Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Allah Celle Celaluhu'nun izzet ve ikramda, ecir ve mükafatta bulunacağını bizlere haber vermekte değerli kardeşlerim. Bir başka hadisi şeriflerinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmakta. İkra'ul Kur'ane, şu Kur'an-ı Kerim'i çok kıraat edin, çok okuyun ki fe innehu ye'ti yevmel kıyameti şefi'an li ashabihi. O Kur'an-ı Kerim kıyamet gününde onu okuyan müminler için şefaat edici olarak gelecek ve Allah Celle Celaluhu'nun huzurunda kendisini okuyan, kendisini kıraat eden müminlere şefaat edeceğini müjdelemekte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem değerli dostlar. Bununla beraber Ramazan ayının fazileti ile alakalı olarak da şunları söyleyebiliriz. Ramazan ayı hem birey olarak bizler için hem de etrafımızdaki olan müminlerle beraber yaşadığımız bir hayatı idame ettirirken onların da ihtiyaçlarını karşılama adına, onların da sıkıntılarını göğüs germe adına sosyal yardımlaşma ayıdır değerli dostlar. Çünkü bizler yalnız yaşayan varlıklar değiliz. Bizler hayatı ve mekanı birileriyle paylaşmak suretiyle hayatı yaşanır hale getirmeye çalışan bireyleriz. Bununla beraber mümin yalnızca kendisini düşünen değil, etrafını da düşünmeye çalışan, onların da ihtiyaçlarını görmeye çalışan, elinde olan imkan sebebi ile vesilesi ile onlara da yardım etmeye çalışan kimsedir. Bize bu görevi, bu vazifeyi Kur'an-ı Kerim vermekte. Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ümmetine tavsiye etmekte. Kur'an-ı Kerim'i elimize açtığımız zaman birçok ayeti kerimede Allah Celle Celaluhu infak etmenin öneminden bahsetmekte. Cömertliğin Allah'ın rahmetine kavuşmanın sebebi olacağı vurgulanmakta. Sadaka ile, ikram ile, lütuf ile malikel mülk olan, mülkün sahibi olan Allah Celle Celaluhu'nun mülkünden yine onun yarattığı, var ettiği şu dünyada hayatını devam ettiren ama imkanı olmayanların da elinden tutmak suretiyle, onları da sevindirmek suretiyle, onları da şu Ramazan ayında mahzun ve kederli olmamaları gayreti ile onlara da yardım etmek Ramazan ayına aynı bir değer,
ayrı bir lütuf katacaktır değerli dostlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şeriflerinde şöyle buyurmaktadırlar. La yeşbe'ur raculu dune carihi. Bir adam ki komşusu aç iken kendisi tok olarak yaşaması uygun değildir. Bir başka hadisi şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmakta. وَاَيُّمَا اَهْلُ عَرْسَةٍ اَسْبَحَ ف۪يهِمْ رُعُنْ جَائِعٌ فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُمْ ذِمَّةُ اللّٰهِ تَعَالَى. Bir mahallede ki bir kişi aç kalır ise o mahalle halkı Allah Celle Celaluhu'nun korumasından, muhafazasından çıkar buyurmakta Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem değerli kardeşlerim. İşte bu açıdan okuduğumuz bu hadisi şerifleri hiçbir zaman aklımızdan çıkarmamaya çalışalım. Hele içinde bulunduğumuz bu rahmet ayında, bu mağfiret ayında kendimizle beraber etrafımızda olan, aynı hayatı paylaştığımız, aynı mahallenin içerisinde hayatı, yaşamı devam ettirdiğimiz dostlarımızı da, komşularımızı da bir an bile aklımızdan çıkarmamalı. Bu ay sebebi vesilesi ile onların da ihtiyaçlarını karşılama adına gayret göstermeye çalışmalıyız. Ve bu vesile ile Ramazan'ı en güzel şekilde yararlanmış, Ramazan'dan en güzel şekilde faydalanmış oluruz değerli dostlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Şaban ayının son gününde ashab efendilerimize şu Ramazan ayı ile alakalı uzun bir vaaz eder, bir sohbette bulunur ve Ramazan ayının öneminden bahseder. Şöyle buyurur Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ya eyyühennas, ey insanoğlu, kad evallekum şehrun azim. Azim olan, büyük olan bir ay gölgesi üzerinize düşmeye başladı. O Ramazan ayına girmek üzeresiniz. Şehrun mübarekun. O mübarek bir aydır. Bereketli bir aydır. Şehrun fihi leyletun hayrun min elfi şehrin. O öyle bir aydır ki bin aydan da hayırlı bir günü içerisinde barındıran bir aydır. Ve bununla beraber cealallahu siyamehu faridaten. Allah Celle Celaluhu bu ay içerisinde oruç ibadetini müminlere farz kılmıştır. Ve kıyame leylihi tatavvuan. Ve gece de namaz kılmayı, Allah'a ibadet etmeyi nafile olarak tavsiye etmiştir. Men tekarrabe fihi bi hasletin minel hayri. Kim ki bu ay içerisinde bir hayırda bulunur ise, bir iyilik yapar ise, kâne kemen edde faridaten fîmâ sivâhu. Diğer aylarda yaptığı bir farzdan elde ettiği ecir ve sevabı bu ayın hürmetine yapmış olduğu bir hayır sebebi vesilesi ile elde eder buyurmakta Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. وَمَنْ اَدَّى فَرِيدَةً ف۪يهِ. Kim ki bu ay içerisinde bir farzı yerine getirir ise, كَمَنْ اَدَّى سَبَع۪ينَ فَرِيدَةً ف۪ي مَا سِوَاهُ. Diğer aylarda 70 farzı yerine getirmek suretiyle elde ettiği ecir ve sevabı bu ay içerisinde yapmış olduğu bir farzı ifa etmek suretiyle elde edeceğini Allah Resulü
sallallahu aleyhi ve sellem bizlere haber vermekte değerli dostlar. Ve huve şehrus sabr. Bu sabır ayıdır. Ve sabru sevabuhul cenne. Sabrın karşılığı da cennettir. Ve şehrul müvasat. Bu ay yardımlaşma ayıdır. Ve şehrun yüzade fi rizkil mümini. Bu ay sebebi vesilesi ile müminin rızkı artar da artar. Men fattara fihi saimen. Kim ki bu ay içerisinde bir oruçlunun iftar açmasına sebep olur, vesile olur ise kâne lehu mağfireten lizunubihi, işte o Allah Celle Celaluhu'nun günahlarını affetmesine sebep olur, vesile olur. Ve itkan rakabeti minennar, ve cehennemden azat olmasına da sebep olur, vesile olur. Ve kâne lehu mithlu ecrihi min gayri en yunkasa min ecrihi şey'un. Ve bununla beraber o iftar açtığı müminin o günlük oruç ibadetiyle elde ettiği ecir ve sevabı ondan, o oruçluğundan eksiltmeden Allah Celle Celaluhu iftarda bulunan, ona ikram eden mümine de o ecirden, o mükafattan ikram edeceğini buyurmakta Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Kulna, biz dedik ki ashab efendilerimiz olarak, ya Resulallah, ey Allah'ın Resulü, leyse kullena yecidu ma fi yu'tillâhe hâze thevâbe min yuftiris sâimi. Hepimizin imkanı yok bir başkasına iftar açacak, onu doyuracak, ona ikramda bulunacak bazılarımızda yiyeceğimiz yok. Peki bunu nasıl yapacağız diye sordukları zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle cevap verir değerli dostlar. Fattara saimen, oruçluya iftar ettiren, ala mızkati lebenin, bir bardak su ile, bir bardak su ile ve bununla beraber ev temratin, bir hurma ile, ev şerbetin min ma'in, veya bir bardak su ile de yine oruçluyu iftar ettiren, ve men eşbe'a saimen, ve bunun karşılığını, yine mükafatını, ecrini alacağını buyurmakta Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ve men eşbe'a saimen, kim ki bir mümini doyurur ise, sekâhullâhu min havzî, Allah Celle Celaluhu onu havz-ı kevserinden içirir kana kana, ve la yezme'u hatta yedhulel cennete, o kişi cennete girene kadar susuzluk hissetmez buyurmakta Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ve sonunda da şunu ifade ediyor. Ve huve şehrun, bu öyle bir aydır ki, evveluhu rahmetun, evveli rahmet, ve evsatuhu mağfiretun, ortası mağfiret, ve ahiruhu itkun minennar, ve sonu da cehennem azabından kurtuluş olacağını buyurmakta Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem değerli dostlar. Son olarak da sevgili peygamberimizin bizlere ifade ettiği bu hadisi şerif ile ellerimizi semaya kaldırarak Rabbimizden diliyoruz ve dileniyoruz ki evveli rahmet olan bu ayı ile Rabbim bizleri rahmetine kavuştur. Ortası mağfiret olan bu ay ile bizleri af ve mağfiret eyle. Sonu cehennem azabından kurtuluş olan bu mübarek ay sebebi vesilesi ile bizleri ya Rabbi cehennem azabından azat eyle diyor. Rabbimize yöneliyor. Rabbimize sığınıyoruz değerli dostlar. Rabbim günahlarımızı affı mağfiret eylesin. Rabbim tevbelerimizi kabul eylesin. Rabbim içinde bulunduğumuz şu ay hürmetine
bizleri hak yol üzere daim eylesin. İbadetle, ubudiyetle vaktimizi değerlendirmeyi, ailemizi, yuvalarımızı bir mescit, bir mabet haline getirmek suretiyle Allah'ın rahmetini o yuvalarımıza da celbetmeyi cümlemize nasip ve müyesser eylesin. Hayırlı akşamlar, hayırlı Ramazanlar değerli dostlar.